Efendim başka bir e, boyut var bir kulis bilgi. Altılı masa ilerleyen aylarda cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere. Ne zaman? Şimdi ilerleyen aylarda siz geç kalındı diyorsunuz ama bu kulis bilgisinde bu Kasım iddiada ilerleyen aylarda bir saniye şimdi, yeni dediler. Ee, tamamlayayım daha evet, net abi. anlaşılacak. <laughs> Cumhurbaşkanı adaylarını belirlemek üzere Türkiye'nin tüm şehirlerini ve toplumsal gruplarını kapsayacak bir ankete hazırlanıyor. Masanın anket çalışmalarına 2023'te başlaması bekleniyor. Ee, Diken gazetesinden Altan Sancar'ın CHP'li kaynaklardan aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusundaki son dönemlerde oluşan sessizliğin nedeni izle ve gör politikasının öne çıkıyor olması, Parti içinde Kılıçdaroğlu'nun adaylığını destekleyen bazı isimler ise İmamoğlu'nun adaylığını net şekilde reddetmiyor. Partinin İstanbul İl Örgütü ve İmamoğlu'nun çalışma arkadaşları da İmamoğlu'nun adaylığı ihtimalinin son dönemde ciddi biçimde konuşulmaya başlandığını aktarıyor. Geçen aylarda Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiğini söyleyen bir CHP'li isim İmamoğlu ile birlikte Mansur Yavaş'ın da adaylık şansını yüksek gördüğünü belirtiyor. Bu iddialar, bu kulis bilgiler işte Diken Gazetesi'nden Altan Sancar'ın aktardıkları. Ne diyorsunuz Hakan Bey? Başa, da, başa mı dönülüyor? Valla kaçıncı başa dönüş Yani Başıncı İmamoğlu ve Yavaş'ın adaylığı yeniden güçlü bir seçenek olabilir mi? Şimdi ankete bakacaklarsa yani Çıkacak olan dört tane isim var. Bu var, efendim. Ankete bakacaklarsa muhalefet Evet. E, yani daha doğrusu CHP, daha doğrusu Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye'de çünkü parti değil. Liderler önemli. Yani parti diye bir şey yok. Liderler var. Kemal Kılıçdaroğlu ankete bakacaksa dört kişi öne çıkar. Kendisi de dördüncü sırada çıkar. Ama ne derece ankete bakılır bilmiyorum. Bu bir. İki. Eğer anketlere bakılmadan karar verilecekse, yani bir diğer deyişle Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığını seçimden sonra da koruyabilmesinin formülü olan birkaç isim var CHP'de. Bunlardan biri ya demin saydığım isimler, az önce saydığım isimler ya da İlhan Kesici gibi bir isim. Yani bu kişiler aday gösterildiğinde seçim kazanılsa da kaybedilse de e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun işi en azından genel başkanlığı korumak anlamında daha kolay olur. Çünkü Kemal bir iki Hı. hesabı bir arada yapmak zorunda. Yani hem seçimin kazanılması için uğraşacak hem de seçimden sonra genel başkanlığı korumak için uğraşacak. Burada dolayısıyla iki kapı açılıyor. Bir, anketlere bak karar ver. E, anketlere bakıp karar verirse, başka 2-3 isim aday gösterildiği an, masadan, o zaman seçimden sonra seçim kazanılsa da kaybedilse de, partisi Kemal Bey'e hesap sorar. Der ki, aday olmuyorsun, aday olduğun seçimlerde de rakibinden çift misli fark yiyorsun. Dolayısıyla artık lütfen bu görevi bırak derler. Derler yani en... Samimi insan bile bunu söyler. Kendisini en çok seven kişi bile bunu söyler. Çünkü seçim sonuçları ortada. Şimdi dolayısıyla Kemal Bey'in böyle bir zorluğu var. E genel başkanlığı da kaybetmek istemiyor. Yani o koltuğu da korumak istiyor. Dolayısıyla aday olmaya aşağı yukarı mecbur. Çünkü şunu hazırlandığına eminim. Yani diyor seçimi alırsam zaten sorun yok. Ama aday olup seçimi kaybetsem de 43, 44, 45 ile kaybederim diyor. Böyle bir hesap yapıyor muhtemelen. O zaman da döner derim ki genel başkanlığı bırak diyenlere. Nasıl bırakayım? 45 alan ilk CHP'liyim uzun yıllardır derim diyor. Tabi bu hesap doğru değil çok çünkü öyle dese bile o zaman yine en yakınları bile ya bak başka ihtimali daha yüksek adaylar vardı. Sırf kendin için onları aday gösterttirmedin derler ve yine siyaseten sıkıntı çıkar. Ha bu sefer bu kurultay imza mevzuları nasıl aşılır nasıl aşılmaz onları bilmiyorum. Çünkü geçen Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Cumhuriyet Halk Partisi imza topladı delegeleri. Yani partinin demokrasisi nedir? Delegeleridir. Partinin seçmenleri delegelerdir. Kurultay delegeleridir. CHP'de 700'e yakın delege imza topladı bir genel başkan seçimi yapalım. Başka birini genel başkan seçelim diye. Kemal Bey bu kurultayı iptal ettirdi. Yani 700'e yakın imzanın 50 tanesi, 70 tanesi genel merkezden ısrarlı telefonlar açılarak geri çektirildi. Bu herkesin bildiği yaşadığımız bir şey. Dolayısıyla demokrasi çok fazla anlamı yok bu anlamda. Ama buna rağmen yani böyle bir gayret de olsa bile aday olmadığı an bu sıkıntılarla bu sefer daha ciddi karşı karşıya kalır. Çünkü bu sefer delegeleri artık imzanı geri çek diye arayanlara bile insaf derler. İnsaf. Yani 13 yıldır dünya yenilgi rekoru kırılmış, seçim kazanılamıyor. E bir artık bir değişim olsun derler. Dolayısıyla Kemal Bey'in böyle bir açmazı var. İyi Parti'ye gelince, İyi Parti'de şöyle bir mesele var. Şimdi seçmen yeni seçim sistemini açıkçası çok bilmiyor. Yani istediği kadar kültürlü, okumuş, bilinçli bir seçmen olsun. Seçim sistemini, bu sistemi kavramak zor. Bu sistemde iki sandık var ya, birisi Cumhurbaşkanlığı sandığı, birisi parti sandığı. Şimdi eğer masa Kemal Kılıçdaroğlu'na aday gösterirse, iyi Parti'ye oy veren seçmenler bile, iyi Partili seçmenler bile, ya işte oylar bölünmesin falan diye, çünkü oylar bölünür zannediyor birçok insan. Ee, halbuki bu sistemde oy bölünmesi diye bir sorun yok. Herkes kendi tuttuğu partiye verse, yeter ki muhalif ya da iktidara yakın olsun, grup ayrılabiliyor. Ama seçmen bunu çok farkında değil. Mecburi Kemal Kılıçdaroğlu aday çıkarsa, hem Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Bey'e vermek isteyecek muhalif seçmen... Hem de oylar bölünmesin diye CHP'ye oy vermek isteyecekler. Bu sefer İyi Parti alabileceği oyu almayacak. Halbuki Meral Akşener ben başbakan olacağım diyerek, yani Cumhurbaşkanı adayı olmayayım ama e, partimin e, oyları yükselsin anlamında bir çıkış yaptı. Hı hı. Ama o plan bunu da zedeler, sıkıntıya uğratır. Dolayısıyla Meral Akşener için, Sayın Akşener için anladığım kadarıyla... E, daha çok seçimi kazanabilecek birisini aday göstermek ve CHP'ye kim oy verecekse versin, İyi Parti'ye kim oy verecekse versin şeklinde bir tabloyla çıkabilmek. Bu da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı değil. Çünkü öyle olursa İyi Parti alacağı oyu alamaz. Ama buna ne derece dayanabilir ya da nasıl bir plan geliştirirler tabii bilemiyorum. Ama bunu defalarca konuştuk. Bugün gelinen noktada İki tespit yapmak isterim. Bir, geç kalınmıştır. İki, bu saatten sonra e, böyle yeni yılda Ocak ayında anketler yapılacak. Şubat ayına doğru aday belli olacak filan. Şimdi ben açıkçası her zaman söyledim. Bir kez daha söyleyeceğim. Bunlar yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, strateji hatalarıdır. Ve bu hataları çok sık yaptı geçtiğimiz 12 yılda. Zaten başka türlü CHP bu şekilde bir rakibinden 10 seçim boyunca çift misli fark yiyip dünya yenilgi rekoru kıran bir parti olmazdı. Efendim CHP'nin oy potansiyeli bu o yüzden 25 alabiliyor hep. Hayır değil. Ecevit gibi biri geldi CHP'ye 42 aldırdı. Siyasetçi olmayan rahmetli Erdal İnönü bile 30 aldırdı. Necdet Çelt bile bürokrasi kökenli 31'e 32 aldırabildi CHP. Ye. Yani CHP CHP'nin oy potansiyeli 25 diye bir şey yok. Peki. Kişiye bakar, performansa bakar. İşte bu performans ve bu taktik hataları nedeniyle 12 yıl böyle geçti. Korkarım bu gidişle yani muhalefet adına söylüyorum bunu. Önümüzde kalan 6-7 ayda da benzer stratejik hataları yapabiliriz. Peki konuşmaya devam edeceğiz. Kısa bir ara verelim. Efendim 28 Ekim'i geride bıraktık. Artık 29 Ekim evet, günündeyiz. Geçtik. Dolayısıyla biz Cumhuriyet Bayramımızı da kutlamış olalım. Erkenden sizlerin İstiklal Mücadelemizin önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere bütün şehit ve gazilerimizi şükranla... Anıyoruz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Daha güçlü bir geleceğe ulaşabilme umuduyla 99 yaşında Cumhuriyetimiz kutlu olsun. Var mı söylemek istediğiniz? Tabii Cumhuriyet deyince herkes konuşur. Yani ne? gerçekten hele 100. yıla giderken Türk milleti için kurucu iradenin, görüyoruz her zaman kurucu iradenin <laughs> gittikçe dünyadaki etkin ve güvenli yolu açık bunu umut ediyoruz ve Cumhuriyetimizin 100. yılı da gelecek sene de olacak herkese hayırlı uğurlu olur milletimiz için de büyük bir gelecek olur duasıyla evet. Sağ olun geçmişimize de rahmetli alalım yani çok teşekkürler Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun, kutlu bir, olsun. bir kez daha Efendim dönelim konuştuğumuz meseleye siyaset gündemine altılı masa mı belirleyecek adayı anketler mi belirleyecek diye soruyoruz. Az önce aktarmıştık araya gitmeden önce bir kulis bilgisi var Diken gazetesinden Altan Sancar'ın aktardığı. İşte 2023 başında anketler yapılacak çok geniş adaylarla ilgili bir yoklama olacak. Bu dolayısıyla oradan çıkacak isim belirleyici olabilir diye yansıyor bu kulis bilgiler. Yani İmamoğlu ve Yavaş adı yeniden güçlü bir seçenek olarak Gündeme gelebilir mi diye sormuştuk. Değerlendirmesini yaptı Hakan Bey ama kısa bir ekleyeceğim var demişti alalım onu. Sonra devam Şöyle edelim. Şöyle ki şimdi altılı masayı tarif ettik. Evet. Bir gelişme daha var son günlerde, son birkaç haftadır. Şimdi altılı masaya çağrılmamış olan ya da alınmamış olan 7-8 tane başka muhalif parti var. Ama evet. bunların kiminin bir, kiminin bir buçuk, kiminin iki buçuk, kiminin üç oyları da var. Bu partilerin bir görüşme trafiği var şu sıra. Haberlere de yansıyor. Doğru. Birkaç sıkını söyleyelim mesela. Efendim hmm. DSP, Memleket Partisi Muharrem İnce'nin, efendim Mustafa Sarıgül'ün Türkiye Değişim Partisi, Yeniden Refah Partisi, Erbakan'ın gibi gibi ve başka, ve Zafer Partisi tabii. Bir de Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi gibi. Şimdi bu partiler bir araya gelip bir ittifak oluştururlarsa eğer İYİ Parti'de masada altılı masada umduğunu bulamazsa bu partilerin İYİ Parti'ye bir çağrısı var diye duyuyoruz. Eğer bu partilerin toplamı da en az 5 ila 8 arası bir puan ediyor. E, İYİ Parti'nin katılımıyla AK Parti seçmeninden de oy alma potansiyelinde olabileceği için ciddi bir alternatif olarak ve eğer CHP tek başına bir adayla çıkması halinde demek istiyorum. Bu üçüncü alternatif yani HDP'nin ve sol partilerin ayrı bir ittifakı var ya üçüncü ittifak diyorlar o değil. Bu ayrı Başka. merkez sağa hitap edebilen, Anladım. milliyetçilere hitap edebilen bir ittifak kurulursa konjonktür değişebilir. Değişir. Böyle de bir gelişme var, dedikodu var. Peki. İle getirmiş olalım. Peki. Afrikadir Bey buyurun bu bahsettiğimiz kulis bilgisiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Vallahi Başak Hanım, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde siyaset çok farklı yapılıyor. Bunlar kulis bilgisi değil. Orada onun devamı var. Çünkü evet. eğer belediye başkanlarıyla aynı ankete sokulursa Kılıçdaroğlu aday olmaz, çekilmez diye. Aslında orada Kılıçdaroğlu'na operasyon çekiyorlar ve orada Ekrem İmamoğlu'nun yeniden potaya girdiğini söylüyor. Elbette ki tüm isimler ilan edilmeden, yani altılı masanın ortak adayı ilan edilmeden... Ekrem İmamoğlu'nda, Mansur Yavaş'ında hatta Meral Akşener'inde şimdi yeni bir isim daha gündeme geldi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş'ın onun da bir takım temasları olduğu söyleniyor. O da gündeme gelebilir ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde gruplar bu haberler üzerinden birbirlerine karşı operasyon çekiyorlar. Fakat durum şu. O da e, Meral Akşener bir ölçü ortaya koydu. Seçilecek bir aday dedi, kazanacak bir aday dedi. E, Meral Akşener ve İyi Parti açısından kazanacak aday şu açıdan çok önemli. Çünkü e, İyi Parti geçen seçimde barajı aşamadı. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptığı için bugün mecliste ve Meral Akşener de partisinden daha az oy aldı Cumhurbaşkanı adayı olarak. İyi Parti şimdi ikinci kez böyle bir şey yaşarsa varlık ya da yokluk nedeni olabilir İYİ Parti açısından ama Cumhuriyet Halk Partisi bir önümüzdeki 50 sene daha seçim kazanmasa varlığını sürdürür Cumhuriyet Halk Partisi açısından seçim kazanmak değil o Atatürk'ün partisi olduğu için insanlar oraya oy veriyorlar. O nedenle bu seçimden bir şekliyle başarılı çıkmak durumunda Meral Akşener siyasetteki iddiasını sürdürebilmek açısından. Şimdi burada tabi şöyle bir takvimden söz ediliyor. Seçim süreci başladığında yani Yüksek Seçim Kurulu seçim takvimini ilan ettiğinde biz ilk hafta içerisinde otururuz ortak cumhurbaşkanı adayına ikinci haftada otururuz milletvekili listelerini konuşuruz. Çünkü milletvekili listeleri de İttifakın diğer partileri açısından, işte DEVA açısından, Gelecek açısından, Saadet Partisi açısından, Demokrat Partisi açısından çok çok önemli. Onlar Cumhurbaşkanı adaylığından ziyade mecliste yer almayı tercih ediyorlar. Böyle bir takvim veriyorlar. Tabii gecikir mi, gecikmez mi o ayrı bir tartışma konusu ama Meral Akşener'in seçilecek aday, kazanacak aday ölçüsü nasıl uygulamaya girecek? Yani nasıl belirleyecekler? Ben gördüğüm kadarıyla Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adaylığına çok odaklanmış durumda. Daha geçenler dedi ki bir de bu kardeşinizi deneyin dedi. Yani Kılıçdaroğlu'nu evet. deneyin dedi. Ondan önce Altılı Masa ben aday gösterirse onur duyarım dedi. Her defasında Altılı Masa'nın toplantısı öncesinde Kılıçdaroğlu ekibi Ankara kulislerine bu sefer işte isim çıkacak diye kulis bilgileri yayıyor. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı geriletmeyi başardı ve dedi bir dönem daha devam etmeleri gerekiyor dedi ki en ciddi rakipleriydi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. E bunları yapan bir Kemal Kılıçdaroğlu sonra altın tepsi içerisinde başkasına bu adaylığı ikram eder mi? Elbette ki oradan çıkmak için uğraşacak. Ve tabii de hakkı da yani altılı masa dediğinizde altılı masanın yüzde %75'i hatta 80'i Cumhuriyet Halk Partisi, %25'i olan bir parti oradan çıkacak Cumhurbaşkanı adayı. Ya Cumhuriyet Halk Partisi'nin lideri olacak ya da onların istediği birisi olacak. i̇kincisi Altılı Masa'nın bir bölümünde Meral Akşener'in iyi Partisi oluşuyor. Diğer partiler orada bir ya da yarım puanlık oylarıyla yer alıyorlar. Burada tabii ilginç olan Altılı Masa'da eğer yeni katılımlarda olursa onlar bilemiyorum. 5 tane sağ parti oturacak bir tane sol birisini solcu birisini cumhurbaşkanı adayı yapmak için cumhurbaşkanı seçtirmek için çalışacaklar. Böyle böyle de bir durum söz konusu. Peki Akşener'in seçilecek aday formülü nasıl uygulanmaya girecek? İşte İyi Parti cephesinde söylenen şu. Yani eğer Kılıçdaroğlu Erdoğan'ın karşısında seçilebilecek bir pozisyondaysa itiraz etmeyiz. Ama seçilemeyecek bir durumdaysa bu işi bu sefer şansa bırakmayız. O zaman anket yapılır. İşte anket yapıldığında da tabii Mansur Yavaş isminin bir karşılığı olduğunu İyi Parti'nin yetkilileri ifade etmişti. Hatta Meral Akşener de Kılıçdaroğlu e, Mansur Yavaş ya da Ekrem İmamoğlu'nun aday gösterisi itiraz etmeyiz demişti. Hatta öyle bir eğilim de vardı bizde ama e, farklı bir durum ortaya çıktı demişti. Yani. Demem o ki ben Kılıçdaroğlu'nu bu konuda çok odaklanmış olarak görüyorum. Ee, ve şu ana kadar da bir iki yaptığı siyasi hata işte başörtüsü konusundaki çıkışı ve Amerika seyahati nedeniyle kendi şansını zayıflattı. Ama bu devam eden bir süreç. Buraya çok odaklanmış olarak görüyorum. Ee, burada eğer son aşamada Meral Akşener özellikle CHP medyası tarafından sağcılar işte hesap versin şeklinde suçlanır, parmak sallanır, işte HDP konusunda sıkıştırılmaya çalışırsa o zaman farklı bir arayışa girer mi? Onu bilemiyorum. Çünkü Meral Akşener'den hem ittifakın içerisindeki sağ partilerin, Gelecek Partisi'nin, Deva Partisi'nin, Saadet Partisi'nin bir beklentisi var. Bir yeni e, iyi Parti etrafında bir ittifak oluşturulması için. Biraz önce Hakan Bayrakçı'nın söylediği Dışarıda olan partilerinde bir beklentisi var. Yani ben evet iyi partide diyor ki Meral Akşener her defasında kriz çıkıyor. Bana bunu önle diyorlar. Kendimi jandarma gibi hissediyorum diyor. Yani bunlar orada bardağın dolmaya başladığını gösterir. Kılıç, Meral Akşener evet biz sorumlu davranacağız diyor ama bu kadar CHP medyası parmak sallamaya devam ederse Meral Akşener bir değerlendirme yapabilir. Değerlendirme yaparsa da o zaman siyasi tablo Cumhurbaşkanı adaylığı bu seçimler hepsi sil baştan alt üst olur. Onu öyle görüyorum. Peki, şimdi bu söylediklerinizle bağlantılı aslında